أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد سلامات 8. sözden bir yer okuyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. İnne dine indallahil İslam. Sadakallahul azim. Sayfa 37. Sözler. Bildiğiniz bir yer. Bakalım bu akşam Allah ne verecek? Dün mesela yaşlı olanları biliyorduk. Değil mi? Yaşlı olanları biliyorduk. Oysa o lemalarda lemalar var mı bakayım? Lemalarda şey var. Ben size versene Yusuf. Yevme nasıldı? Yevme yecelül vildane şiba. O çok önemli de bir de onu tekrar şey yapmak istiyorum. Bazı kardeşler belki dünkü canlı yayında tevil ettiğimi zannediyor. Oysa yevme yecelül vildane şiba ayet. Sırınca ne demek? O günlerdir ki bak meali. O günlerdir ki yani vel asr günleri çocukları ihtiyarlandırdı. Çocuklar da ihtiyarlandı. Yevme yec'elul vildane şiba. Kaç numara benim kitabımda vardı sure ve ayet numarası. Hatırlayan, canlı yayında hatırlayan varsa sure ayeti söyleyebilirler. Nedir o? O günler ki çocukları da ihtiyarlandırdı. Yani 20 yaşında bir insanın, 35 yaşında bir insanın içsel ruhsal yapısı sanki o 300-400 sene önce Osmanlılar döneminde yaşamış 10 tane adamın bile yaşamadığını yaşayan bir ruh. Ne alacak demiştik hatırlarsın. Elektrik yok. Elektrikle alakalı şey de yok. Alet edevat da yok. Alet edevat yok. Sokakta çocuğu bıraksanız alim yetişiyor. Alim yetişiyor. Değil mi? Mesela akrabalar bağlarında devletin Osmaniye var. Yani 400 sene önce 10 tane insanın yaşadığı haleti ruhiyeyi Ömer 35 miydin? 34. 34 yaşında şunun yaşadığı ruhsal yapısına gelemez. 10 adam. Yani hayalleri bile gelmez senin yaşadığını bildiklerini. Müzzemmil suresi. Müzzemmil suresi 17. Yevme yecelül vildane şiba. Bak, 230 ha burada evet. Lemalardan şey yapıyor. Arkadaşlar. O zaman ki o günlerdir ki çocukları da ihtiyarlandırdı. Dünkü derste o Hasbunallah ve ni'mel vekilde ihtiyarlık vardı. Gurbet vardı, hastalık vardı, mağlubiyet vardı. O ihtiyarlığı ihtiyarlara ait olmadığını, bu asrın insanlığa ait olduğunu, herkes yaşına göre yaşlıdır, ihtiyardır. İşte bu sır bu. Şimdi ben Sözler 37'den okuyorum. Çok ilginç. İki leva okuyacağım. Çok seviyorum bu tipçe dersleri. Bedbaht, bahtiyar. Bedbaht, bahtiyar. Böyle düşünen
böyle düşünen böyle, böyle düşünen böyle. Böyle düşünen, böyle düşünen iki tane levha. Onu okuyacağım çünkü kavramak çok güzel olacak. Tak tak, tak tak. Ortamda her şey aynı ama düşünce farklı. Farklılığından onun nazarında fena bir memlekete düştü. Aslında memleket hiçbir şey değil. Memleket ne iyidir ne kötüdür. Onu yorumlayana göredir. İkinci sözde diyor ya, bedbaht, bedbin, bedbin, hotbin, hotgam, hodendiş. Olduğundan bedbinliğin cezası olarak nazarında fena bir memlekete düştü diyor. Aslında öyle bir memleket yok. Öyle bir memleket. Cennet asa bir şey memleket. Ama adamın dünyası bitmiş ki dünyayı bitiriyor. Ne yapıyor? İntihar ediyor. Kaos yaşıyor. Bak hotbin, hotgam, hotbin kendini beğenen, hotgam kendini düşünen, hodendiş sadece kendini endişe eden, hem bedbin her şeyin kötülüğünü ama tamam lan işte bu işte. Yok bu taraf olursa hem bedbin olduğundan bedbinlik cezası. Bedbin ne demek? Kötüye yorumlamak hep. Olduğundan cezası olarak nereye gitti? Nazarında pek fena bir memlekete düşer. Nazarında. İşte onu okuyacağım bugün. Bir daha okuyayım. 4 tane. Hotbin. Kendini beğenen. Şeytanın sıfat var ya. Şöyle 4 tane sıfatı var. Benim bulabildiğim. Şeytan Adem Aleyhisselam'a kaç dedi ya. Ben ateşten, o topraktan dedi. Ne dedi? Böylelikle üstünlük. Kendini beğendi. Yeise düştü. Gurur, kibir etti. Haset etti. Ben merkezli düşününce kendisini beğendi. Sonra hotgam. Yani kendini düşündüğü için gamsız. Yani insanlık mı varmış, devam mı varmış, hizmet mi varmış, ahiret mi varmış, Allah mı varmış? Öyle bir şeyi yok. Problemi yok. Öyle bir şeysi yok yani. Sonra hodendiş sırf kendisini endişe ediyor. Uşkurluğu midesini endekslemiş. Başka bir hayat yok. Bir de bedbin. Hep kötüyü gören, yorumlayan olduğundan bedbinlik cezası olarak yani olumsuzladığından dolayı hep nazarında, aleminde, hususi dünyasında pek fena bir memlekete düştü. O memleketi okuyacağım şimdi. Ne var içinde o memleket? Aman ya Rabbi. Beraber okuyacağız şimdi. Bir leva, bir leva, bir leva, bir leva. Tamam. Bu arada Mecul ve Dima grubunda giren var değil mi? Yani atılmış mı? Canlı yayında olanlar Mecul ve Dima'da. Evet abi, Dima atıldı. Mecul atılan var mı? Atılmamış herhalde. Ben Mecul'den girdim, var mı? Tamam. Var değil mi? Tamam. Şey yapmayayım, sonra pişman olmayayım diye. Şimdi iki leva okuyor. Bakınız, sol yolun bedbaht yolcusu. Bedbaht biraz önce okudum. Hotbin, hotgam, hodendiş, bedbin. Yani şeytanın sıfatlar bu, 4 tane. Kısacası şeytan haset etti, gurur kibir etti, yeise düştü ve ben merkezli düşündü. Tamam. Hotgam, hotbin, hodendiş, bedbin. Şimdi sol yolun bedbaht yolcusu şeyine bakalım Süleyman'ım. İçsel yapısına, içi nasıl? Her vakit ejderhanın ağzına girmeye muntazırdır, titriyor. Şu nasıl yaşıyor? Ama dum 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 dumla arabada, evde, müziklerle gomomunu uyuşturmasa, kendisini susturursa, kendisini susturursa, aklı aklına bela olursa, kendisi kendisinden kaçarsa,
aslında bir sakin olsa niçin yaşıyor? Her vakit ejderhanın ağzına kabir girmeye muntazırdır, hazır. Ne zaman ölecek? Var mı saat? Yok. Ölüm böyle görüyor. Hani 8. sözde kuyu vardı ya, kuyunun altında bir ejderha vardı aşağıda, üstünde aslan vardı, duvar vardı, bir tane incir ağacı vardı, siyah beyaz fare kemiriyordu vesaire. Ama incir ağacı ama bütün meyveler vardı. Tasvir edeyim dedim size. Söz, 8. söz biliyorsunuz bunu. Şimdi kabire nasıl bakıyor? Hotgam, hodendiş, bedbin olduğundan, olumsuzladığından, Allah'ı düşünmediğinden, olaylara Allah yönünden bakmadığı için, Allah'ın nazarıyla, rahmetiyle bakmadığı için kabire şöyle bakar. Ejderhanın ağzına girmeye muntazırdır, titriyor. Muntazır, hazır. Hazırlanmış. Ne zaman? Belli değil. Ötekisine bakalım. Şu bahtiyar ise kabire nasıl bakıyor? Meyvedar ve revnektar bir bahçeye davet ediliyor. Davet ediliyor. Ecele davet tezkeresi deniliyor. Teris tezkeresi yani. Yani parlak, bu dünyadan daha güzel bir alemin daveti olarak görüyor. Düşünün ya, biz biraz şuurumuz yok ya bu işten. Hakikaten bu dünyadan daha güzel mi orası? Öyle mi yani böyle? Buna bir inanabilsem onun için o kadar rahat edeceğim. Bu dünyada rahat yok abi. Yok değil mi öyle verse? Sen ne bana? Sen de öyle, ben de öyle. Çekmediğimiz şey kalmadı. Her türlü şeyi gördük be kardeşim. Her türlü şeyi gördük be. İşkencenin çeşidini de gördük. Küfrün derşini gördük. Hapisini de gördük. Dağlarda kalmayı da gördük. Gördük de gördük. Sen benden daha fazla şey yaparsın. Gördük. Şimdi hakikaten dünya, la rahate fi dünya. Niçin anlattım? Hakikaten ahiret dünyadan daha mı iyi? Bunu söyleyen kim? Allah. Habibine söylettiriyor ya. Dünyayı ahirete benzetirken şöyle yapıyor. Zindani dünyadan bostani cinana. Cennet bahçelerine. Ahirete göre dünya zindan. Ha, şimdi biz buna fikren inanıyoruz. Hissi pek inancımız o kadar olmadığı için rahat değiliz. Büyükler şöyle yapmış. Ya Rab ne kadar, ne zaman sıram gelecek? Ha, böyle yapmış. Ha, demek ki imansızlık. Başka? Ustad ikisini aynı kategoriye koyuyor. Yani hüküm olarak değil. Gafletle Allah'ı unutmak, ahireti ölçü yapmamaktan gelen o gafil Müslümanın haleti de ona benziyor. Ölüm nedir? Ejder ağzına her an girmeye muntazırdır. Titriyor. Şu bahtiyar ise olumsuzlamayan, yani nasıl canım çıkacak? Şöyle bakın, şöyle bakın. Dün akşam vermiştim örneği. Allah'ın rahmeti gadabını aşmış mı abiler? Benim söylediğim değil bunlar. Allah kendi söylüyor. Rahmetim gadabımı aştı diyor. Ne demek? Bu noktadan bak bakalım diyor. Mesela ayete bakayım. Kur'an'a başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Cebbar, azizil kahhar, azizil muntakim. Diye mi başlıyor? Nasıl başlıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ha, bu ne işime yarayacak? Nasıl can vereceğim? Rahmet ilahiye göre. Rahmet açtı ya, ölçü o. Peki, kabire nüker mekir hangi şekilde gelecek bana döşetti zebanimi? Rahmet ilahiye göre gelecek. Haşir meydanında nasıl hesap vereceğim? Rahmet ilahiye göre vereceğim. Cennette neresi olacak yerimiz Ömer? Rahmet ilahiye göre. O zaman insan keyiflendiriyor değil mi? Şurası olsun burası olsun demez. Senden daha iyi biliyor orayı. Değil mi? Neresi sana uygun daha iyisini verecek. Bak neresi sana uygun değil gene. O adalettir veya rahmettir. Rahmet ilahi başka bir şey. Ha şimdi bedbaht ejderhası görüyor. Bahtiyar davetiye görüyor ölümü. Ne zaman davet edileceğiz?
Benim rahmetli babaannem 110 küsur yaşında vefat etti. Sizin de geçmişinize rahmet etsin ona da. Derdi ki, o eskiler olduğu için şöyle derdi. Babaannem bayağı yaşadın. Davetiye gelmedi ki oğul derdi. Davet gelmedik. Ben başıma geçenim şöyle bir dakikalık bir şey anlatacağım. Benim bizim tabirle Suluk hala dediğimiz bir annemin arkadaşı vardı. Hiç kimse, çoluk çocuğu yoktu, tekti evde vesaire. Ben onu ziyaret ederdim. Bizim köyde yaşlı bir kadın. Annem de yaşlıydı. 80 küsur yaşında vefat etti. Aynen ses kaydı da var ama namarım olduğu için şey yapmıyorum. Onu anlatırken çektim. Yani hiç unutamıyor. Bizim derslerde olanlara da anlattığım için o da biliyor onlar da. Dedim Etul Hala, nasılsın, iyi misin? İyiyim dedi. Koca dedi. Annem benim arkadaşım. Anneni de ben yıkadım dedi cenazesini. Beni de sen gömeceksin dedi. Ben nasıl öleceğim dedi. Azail bana bir anlatsana dedi. Ben de bildiğim rahmetiyle Azail'e anlattım. Bu kadar mı dedi. Vallahi benim ilmim bu kadar dedi. Hoca, temelde hata yapıyorsun. Böyle anlatma kimseye. Gene korkarlar. Kendisi yatalak. Bugün yan geçecek. Hala dedim, böyle yazıyor. Eksik okudun oğlum. Hala nasıl olacak dedim. Ben dedi ömür billet ot keserken, çay biçerken Allah mesela Allah seni var. Allah mesela. Hiç ağzımdan bırakmadım dedi. O kadar alıştım ki affeder, banyoda tuvalette de ağzıma geliyordu dedi. Şimdi ben onu o kadar sevmişim, kalbimde taşımışım, salavatlarla her gün onunla irtibat kurmuşum. Beni dedi hayatımın en çok muhtaç olduğum dönemde Azrail aleyhisselamla beni baş başa bırakır mı o dedi. Dedim ya ondan sonra seni işte kabirde şey yapacak. Yok oğul dedi. O Azrail aleyhisselam bile peygamberimden dedi, peygamber işkimi derdi. Peygamberimden destur almadan, izin demiyor, destur almadan kendi başına gelemez dedi benim yanıma. Dur dedim ya. Benim peygamberim Azrail aleyhisselamla gelecek. Ben onu hayatımda her safhasında hiçbir yerinde bırakmadım dedi. Banyoda bile ağzıma geliyordu dedi. Beni o hiç bırakmadım. Ben en zor durumdayım. Can verme. Beni bırakır mı? Peygamberimle beraber gelecek. Bana selam verecek. Ben hep selam verdiğim için. Ondan sonra benle sohbet ettikten sonra dedi. Ey Azrail kardeşim. Hala anlatıyor. Hadi vazifeni yap. Ama onun yanında dedi. Hoca onun yanında Azrail aleyhisselamdan korkulur. Sonra o vazifeyi yapınca ben Azrail aleyhisselam işi bitti. Ben de onunla nükker mekile geçeceğim dedi. O gene onunla beraber. Her safhada beni bırakmayacak. Ben hiçbir yerde bırakmadım ki. Bak ne diyor? Şu revnektar parlak bir yere davet ediliyor görüyor. Görüyor musun nasıl inanıyor? Böyle mi oldu? Olacak. Evet böyle olacak. Enayine zeni abdibi. Nasıl inanıyorsan sana öyle muamele görecek. Birinci eleman ölümü nasıl görüyormuş? Ejder ağzı, vahşet yatağı, hiçlik boğazı görüyor, bekliyor. Öyle bekliyorsan öyle olacak. Şu bahtiyar ise meyvedar ve revnektar bir bahçeye davet edilir. İkinci leva gene. Şu bedbaht elin bir dehşette, azim bir korku içinde kalbi parçalanıyor. Elin bir dehşet, eliyim. Elin bir dehşet, azim bir korku. Yani o tek başınıza kaldığınız zaman, o gece bazen karanlıkta hiç kimse yokken, o vehim kaptı mı sizi, ümitsizlik girdabına soktu mu böyle? Yaşamışsınızdır mutlaka o dönemleri. O elin bir korku, azim bir korku. Bir de sen ve ben bilmeyiz. Boşuna uğraşma. Elin bir dehşet. Ruhta var onlarda. Elin bir dehşet. Ondan dolayı saldırıyor. Bendeki bu dehşet, korku Allah ve Müslümanlardan oluyor diye. Onun için bu sıkıntısından dolayı Allah'a ve Müslümana düşmandır. Kafir. Kafir, Müslümana düşman oluşu Allah'tandır. Bizim de keyfimizi artırıyor. Ya Rabbi o senin, o düşman, bana düşman senden dolayı.
otomatik sen Allah'ın dostu oluyorsun. Bak, elin bir dehşette onlar ve azim bir korku içinde için. Yani birisi kalbi, birisi aklı. Elin bir dehşet, kalbi, azim, büyük bir korku, akli. Peki bahtiyara bakalım. Şu bahtiyar ise leziz bir ibret, tatlı bir haf, mahbub bir marifet içinde garip şeyleri seyir ve temaşa ediyor. Şimdi o sekerat anına geldi. Adam o an elin bir dehşet, azim bir korku. Doktor dedi ya bir ay yaşayacak. Doktor dedi ya korona entübeye bağlandı. Entübeye bağlanınca aklı gitmiyor ki daha çok veya yoğun gitmemişse, uyuşturmamışsa veya yoğun bakımda şimdi öleceğim. Nasıl bakar o iman, imansız veya imanı zayıf? Elin bir dehşet, azim bir korku. Nasıl gelecek ya bu Azrail? Hani senelerce bahsedilen fakat kale almadığım, ona hiç uygun, onu hiç böyle kale almadığım bir yaşantım vardı. Şimdi bakın, elim bir dehşet, elim, vicdani, kalbi, azim bir korku bekliyor. Onu bekliyor. Bakayım nasıl, nereden çıkacak? Müslüman ise, bahtiyar ise, leziz bir ibret. Tamam ama, bir, Allah Allah, nasıl parlıyor, şu olacak, ortaya çıkacak Azrail. Nereden çıkacak? Leziz bir ibret, tatlı bir haf. Korku demiyor. Korku aklidir, haf kalbidir. Zındığa korku kullandı, Müslümana haf kullandı. Haf ne demek? Daha buradan tanırsınız. Baba tokatı vurduğu zaman çocuk kaçar. Anne tokatı vurduğu zaman yine anneye gider. Annede o hafta bir lezzet var. Anneden korkar ama gene annenin sinesine gider. Anneden tokat yiyen çocuk şefkatli sinesine gene gider. Babadan kaçarken. Peki anneden tokatı yiyince, annenin sinesine gidince diyor, tokat yiyip sinesine gidince lezzet alıyormuş çocuk. Sığındığı için. Sığınağı bulduğu için. Hemen altında ne diyor? Diyor ki hafullah'ta, yani çocuğun korkusunda anneye sığınmaktan bir lezzet varsa, Allah korkusundan hafullah'ta lezzet vardır. Bu İslam şeyinde, inancımızdadır. Allah korkusu lezzetlidir. Dehşetli değildir. Allah korkusu lezzetlidir. Hafullah'ta lezzet varsa diyor, muhabbetullah'ta ne olur? Aşık olur denilir. Hem demek ki kafir elin bir dehşet, azim bir korku. Müslüman ise o Azrail'i bekleme anı, leziz bir ibret, ibret seyreden bir lezzeti, tatlı bir haf. Korku var ama korku değil bu, haf. Zannetmeyin haf Türkçesi korkudur. Korku da var ama haf kalbidir, korku aklidir. Nasıl yapalım şimdi lügatını? Tercüme ederken haf korku deniliyor. Değil işte ama korku da var içinde. Sadakanın üzerinde, içinde zekat da var ama Kur'an'da geçen sadaka şey değildir, yani zekat değildir. İşte kafir azim bir korku, Müslüman tatlı bir haf. Sonra Müslüman devam ediyor. Mahbub bir marifet içinde garip şeyleri seyir ve temaşa ediyor. Yani hafullah'ta lezzet var. Hafullah'ta. Peki bir de mahbubsa, biraz da Allah'ı bilmişse, biraz da ona uygun yaşamışsa, mahbub bir marifet içinde bir Allah aleminde oturmuşsa, yani Allah'ı ihtiyaç hissetmişse yaşarken, Allah ihtiyaçtır, ahiret ihtiyaçtır yaşamışsa, mahbub bir marifet, yani sevgili hakkında böyle bir şeyler aralanmış aleminde. Böyle içsel, enfusi, fikri, ilmi, Allah hakkında mesela. Şöyle bir ben, ne nasıl bir şey denilirse ben hemen size bir parça aralayayım. Bir parça. Şimdi bir okyanus düşün Ömer.
mahbub bir marifeti anlatacağım şimdi. Bir Allah'ı aralayayım hafif. Ben neredeyim, o nerede diye. Tamam? Böyle haşa güneş gibi Allah düşün, biz buradayız. Öyle değil bak şimdi. Okyanus tatlı su olsun Ömer. Oldu mu abi? Tamam. Şimdi bir fırtına olur, gırdap olur, hortum olur. Böyle orayı soğutsa, ama büyük bir alanı, okyanusta ucu bucağı olmayan okyanusta bir büyük alanı, Polatlı gibi bir yeri soğutsa, ki mümkün ya, oluyor yani, göllerde oluyor. Sonra oraya kar yağdırılsa, kar yağarken orayı dondurdu ya, boz oldu. Kar yağdı, göllerde oluyor Sibirya'da. Kar yağdı masan, yağdı abi. Hayal edelim, okyanus, ada gibi buz, üzerine kar yağdı. Gene yağdırılıyor falan. Sonra eskidi. O kardan kurt oldu. Kurdu bilirsiniz veya böyle pompa gibi gider. Böyle su sıcaksa, ben yapmışım yani. Atıyorsun içine. Beyaz bir kurt. Buz gibi, buz oluyor. Ama canlıydı, attık, adam yok. Buz, kar kurdu derler de, girerseniz şeyde ansiklopedi görürsünüz. Kar kurtlanır. İçine attın. Şimdi mahbub marifeti aralayacağım şimdi. Allah ile bizim yerimiz. Tatlı su, okyanus, buz adası, kar yağdırıldı, kar kurtlandı. Kurta bak, buza kara bak, buza bak, suya bak. Dört tane değil mi? Şimdi söylüyor. Su buzun neresindedir Ömer? Su, eline bir tane buzdolabından alır mısın buz? Bu. Şimdi soruyorum. Bu su buzun neresinde abim? İçinde. İçinde olmaz. Dişi ne olacak? Aynı şey ya bu da. Aynı şeyin donmuş hali. İçi desen dişi ayrı oldu. Dişi desen de içi. O zaman buz nedir? Buz suyun donmuş halidir. Öyle mi? Ha. Ama hiç hayatında su görmemiş. Buzda yaşayana suyu nasıl anlatacaksın? Buzda yaşamış, hiç buz görmemiş, su görmemiş. Nasıl anlatacaksın? İşte arkadaşlar, buz veya kurt, kar kurdu, donmuş sudur. Su, okyanus, buz adası, kar yağdırıldı, eskiyince kurt oldu. Kurt nedir? Bu sürecin sonucudur ama sudur be kardeşim. Aslı sudur. Biz o zaman kimiz? Donmuş esmayız. Allah neresindeyiz? Esmasındayız ya. Orada burada değil. Güneş orada gibi. Beraberiz. Yani cilve, cemal, nakış sanatıyız Allah'ın. Esmasının cilvesi, cemali, nakış sanatı. Yani esması okyanus olsa, bak okyanus olsa, buz, kar, kurt şeklinde gözüktü. Kurdun gözü var. Canlıdır. Arkadaşın sesini duyar diyor ustad. Duyguları var yani. Canlıdır o hayvan. Bu kart kurdu. Karın kurdu. Buzda. Buzda zaten sudan. Nedir o? Ha, biz de esmaya böyleyiz. Niçin söyledim? Yani Allah Allah. Alemimizde biz şöyle oturur, şey getirir. Biz neredeyiz? Su, buzun neresindeyse Allah'ın esması da bizim oramızdadır. Şimdi ne yaptı? Oo, ne kadar yakın oldu Allah şimdi. Buza su gibi. Öyle de değil. Ama misal için. Veya odun donmuş güneştir. Yaktığın zaman o çıkıyor. Biz odunuz. Bir taraf duman, nefis. Bir taraf nur. Değil mi? Ruh. Ama İkisi de donmuş esmadır. Odun nedir? Donmuş güneştir, atmosferiktir. İşte bunu niye anlattım? Mahbub bir marifet. Bu marifettir. Marifetullah'tır. Allah'a kendini yakın hissediyorsun. Onun için verdim. Allah'a kendinde, Allah ile kendin arandaki duruma bir marifettir bu. Marifetullah oldu. Eğer lezzet aldınsa bu misalle veya Allah, bu misalle Allah kalbine bir şey lezzet olduysa, o marifetullah'tır, lezzet-i ruhanidir. İşte mahbub bir lezzet, işte ölüm anında o Azrail aleyhisselam geldiği zaman
O melekler diyormuş ki, korkma. Bugün ne korku vardır, ne hüzün vardır. Kime? Allah'a iman edip, salih amel işleyenlere bugün ne korku vardır, ne de hüzün vardır. Öyle miydi Hafız? Nasıldı bu ayet? La aleyhim ve lahum yahsenun. Ya. İşte böyle yaşamak, beklemek. Ölümü böyle beklemek Ömer. Bir de böyle beklemek. Bunun için hepimiz varız. Koronadan, yoğun bakımda. Bir böyle beklemek. Bir tanesi de bana yazıyor. Kendisi konuşamıyor. Şu anda belki de canlı yayında o. Canlı yayında. Şu anda diyor ki, ben acaba diyor yoğun bakımda şehit olabilecek miyim diyor. Yoğun bakımdayken yazıyor, yazabiliyor. Tabii ki olacaksın. Çaresi olmayan hastalıklarla vefat eden Müslüman taundur. Taunla ölen taun. Tufan, hark, gark. Boğulan, yanan, deprem, tsunami gibi şeylerle. Bir de çaresi olmayan taun. Salgın hastalıklarla, çaresi olmayan kanser gibi şeylerle Müslüman şehid-i manevidir. Ne demek şehid-i manevi? Öldüğünü bilmeyeceksin. Onun için endişe etme. Nasıl bakar bir şey? Aleyküm selam. Asıl abi bir soru soracağım ya. Aklıma takılmıştım. Tam da yeri geldi. He abi. Şimdi adam kanser ama hiç damadı yoktu. 65 yaşında öldü. Hiç damadı yoktu. Kanser olarak öldü. Şehit olur mu? Geçen Ömer abiye sordum ama cevabını alamadım. Bak kardeş. Dördüncü katta radyo yayını yapılıyor. Avustralya'da adam radyosunu açtı. Ama birinci kat radyoyu açmadı. Dördüncü katta mekan itibariyle yakın olması, o adam yukarıdaki yayını dinler mi? Radyosu açmamış. Başka bir örnek vereyim. Bir fabrika düşünün. Çok kaliteli. Her şey var. Ama iletiği yok. Namazı yok. Allah selamet versin. Fetret ehli değilse, yani din gitmemişse, Gazali'ye göre yanlış din gitmişse, yani yanlış, fetret gitmemişse, biz din göndermedikçe azap edici değiliz. Yanlış gitmemiş, fetret ehli değil, bu çağında geçmemişse, muhakeme-i akliyesi varken kılmadığı halde gitse, değil kanser, kanserin 10 katı dahi, Kabe'nin ortasında dahi olsa, Allah selamet versin, onun iskatı bile olmaz. Namazı yoksa, ben olumsuzu sevmeyen insanım. Ama ben namazsızın çaresini bulamadım dinde. Olumsuzu hiç sevmem. Ama namaz kılanın da ümitsiz olmasına çok kızan insanım. Allah zaten söylüyor Kur'an'da, ancak benden ümidini kafirler keser diyor. Sakın böyle, yeyse olana, muptela olana ben acayip oluyorum, tepem atıyor. Niye mi şey yapıyorsun kardeşim ya? Niye Allah'a gadabını öne çıkartıyorsun? Allah söylüyor. Niye ümitsizini kesiyor? Ama namazı mı yok? İlk önce şunu söylüyor. Ne iskat? Abi babam öldü. İskatın nasıl yapılıyor tarif et veya bize yol göster nerede yaptıralım. Kardeş namaz kılıyor muydu? Yok. Namaz kılmayanı bırak. İskatı da olmaz. İmam-ı Şafii mahkemede şahitliğini kabul etmez. Hanefi mezhebinde nikahta şahitliği tahrimen mekruhtu. Caiz değil. Ya namaz yok. Duyduğu halde kanser değil, manser bile olsa gitti o. Allah selamet versin. Beni bildiğim, yani ben göremedim yani bu kadar ömrümde. Bu kadar kişilerle oturup kalktım, görmedim. Namaz kılmayan hiç şeyi yok. Abi. Efendim. Bir şey, bununla alakalı bir şey sorabilir miyim? Sor Atakan. Yani namazı yok derken alnı secdeye değmemiş mi? Ya da belli dönem kılıp bırakanlar için geçerli mi bu? Yani kılmış, bırakmış, kılmış, bırakmış, onun iskatı olur, mahkemede şahitliği olur ve nikahta da şahitliği olur. Kılmamışsa hiç. Allah... Cumaları kılıyoruz abi, cumaları. O zaman İslam hukukuna göre ben kaydıyı söyleyeyim. Atakan hukukçudur, TC'nin avukatıdır, şey hukukçusudur. Ben de şeriattakini söyleyeyim. Siz şey yapın, bir insan ne kadar mesuldur? İktidar, ihtiyar, salayet, mesuliyeti kadar
mesuldür. İktidarı ne kadardı? İhtiyarı ne kadardı? Salayet mesuliyet. Yani köle miydi? Aklı gitmiş miydi? Esir miydi? İhtiyarı, iktidarı, salahiyeti, mesuliyeti. Yani beş vakit namazdan hiçbir hissesi yoksa bayram ve cuma namazlarıyla zor. Şey diyorlar Hasan abi böyle durumlardan. Cuma günü ellemiyorlarmış, öbür diğer günler devam ediyorlar. Tamam. Bir boş ver ya, şimdi bizim o levaya girmeyin ya. Ne yaparlarsa yapsınlar. Biz kendi işimize bakalım. Tabii ya. Bizim Rabbimiz bize yeter. Demiş ya adam, siyasi adam. Biz bize yeteriz dedi ya. Vallahi benim Rabbim, benim dinim bana yetiyor. Din benim ihtiyaçtır. Allah benim ihtiyacımdır. İhtiyaçtır. Ekmek sudan daha fazla. Çünkü güvende yaşamak istiyor. Beni nereye götürseniz götürün. Bugün Maktepe'ye götürdün Allah razı olsun. Allah olmasa bak dedik ya bu nasıl bir sayfa? Yani sayfa Polatlı sayfası. Yani Allah'a güven olmasa o huzur olmaz ki. Kardeşlik de olmaz. Ya orada olmayız ki zaten. Allah'tan dolayı beraberiz. Allah ortak tarafımız. Ortak birliğimiz. Rabbimizdir. Ne kadar hoş ya. Çok şükür ya. Bak ha Yusuf abiyle ben 92, 93, 94'ten beri tanışıyorum bak. 94, Polatlı'da. Ben 91'de gelmişim buraya. Polatlı'ya 91'de gelmişim. Çok şükür ya. Abdülkadir'lerin falan. Süleyman en eski o. 91, 92'de. Yani çok şükür ya. Allah ortak bir şeyimiz ya. Nereden tanışıyoruz? Allah ile tanışıyoruz. Allah'tan tanışıyoruz. Ortak tarafımız Allah ya. İnsan keyif alıyor. Ben şu anda lezzet de alıyorum. Çok şükür ya. Yani Hafullah'ta lezzet varsa, biraz da biraz önce buz misali verdim. Marifetullah'ta ne olur? Daha lezzet olur. Şimdi mahbub bir marifet içine garip şeyleri seyir ve temaşa ediyor. Atakan bir daha söylüyorum yazıyorsanız. İslam hukukunda kişi ne kadar mesuldur? Alzheimer oldu, işte orucu bıraktı, namaz şey yapmadı. İktidar. Bakın lugata ona girersem bir ders olur. Ama şöyle bir dersim var benim. Fetret ehli, ehli necat mıdır? Veya dersin adı başka şekilde ne yazarlar? Din gitmediği yerde diye mektubatta yapmışım. Bakın, lugatı siz yaparsınız ama ben hükmünü söyleyeyim hukuk İslamiye'de. Salahiyet, mesuliyet, iktidar, ihtiyar. Ri kadar hesap sorulacaktır herkese. Mesela Bağdat Caddesi'nde doğan bir, anne babadan doğan bir çocuğa sorulacak soruyla Ümraniye'deki Ataman'dan doğan bir çocuğa aynı soru sorulmayacak. Niye? İktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyeti ne kadardır? Herkese eşit soru yoktur. Bu zulümdür. Adaletli vardır. Eşit demek, bu da hayvandır sığır ile, bu da hayvandır köpek ile, ikisine ya ot veya et verilmez. Sığıra ot, köpeğe et, bu eşitlik değil, adalet. Şey olacak. Şimdi Müslüman nasıl bekler dedik? Leziz bir ibret. Leziz bir ibret. Tatlı bir haf. Yani tatlı. Yani haf var ama bu dersler hep o anda gelecek film. Hepsi toplanacak beynimize. Şu dersler. Senin elinde alakası yok. Ruh hepsini topluyor. Ölüm anı ne demektir? Yaşanan bir hayatın bütünselliğidir. Yaşanan bir hayatın ana dönüşmesidir. Senin sekeratın da odur. Senin canını kim alacak? Bu alacak. Bu yaşanan bir hayatın donmuş melaike olmuş bu. O sureti dönecek. Nasıl ki insan bir yaşadığını suratını aksetiyor ya. Namazsız, namazlı. Senin ruhun yansımıyor mu? İtikadın, imanın, hayata yansamıyor mu? İşte yaşanan bir geçmişin bütünselliği, ceminin şekillenmiş halidir. Senin Azrail'in. Senin Azrail'in o. Azrail'in sen seçiyorsun. Nasıl seçiyorsan, nasıl seçeceksin? Nasıl olmasını istiyorsan Azrail'ini öyle yaşa.
senin elinde. Değişti değil mi Ömer? Peki bu kadar mı? Gene ben buna razı değilim. Benim yaşadığım gibi Azrail'im olmasını istemiyorum. Nasıl olmasını istiyorum? Rahmet ilahi göre olsun. Değil mi gene olmasın? Beraberiz değil mi gene? Aynen beraberiz. Böyle olmasın. Allah'ım bizi bize bırakma. Amin. Yani Rüştü abinin duası değil mi? Ya Rab ben beni unuttuğum zaman sen beni unutma. Ya Rabbi bizi bize bırakma. O derdi kendine Ya Rab beni bana bırakma. O kadar benle bana ikiye aymıştı ki sofraya çağıracağı zaman mesela gel yemek yedemezdi. Gel kendini yedir. Gel kendini yedir hatırlar mısın? Ondan sonra gelmeyince ne ufak çocuğu doyurdun mu? Derdi. Durumları iyi değil. Millet de meczup derdi böyle. Sağ adam çözmüş olayı. İki kişi var, bir ufak Hasan var, bir büyük Hasan var falan. Allah Allah. Garip şeyleri temaşa edeceğiz orada biliyor musunuz? Yani ölüm anı bütün yaşantımın, bütünselliğinin donmuş hali benim Azrail'imin sureti olacak. Ona göre olacak. Sonra o garip şeyleri seyredeceksin ya. Devam edelim. Yani sizin okuduğunuz yeri okuyorum ha. Sekizinci söz bu. O bedbaht bu leva şimdi. Bu leva. Şimdi o bedbaht vahşet, meyusiyet, kimsesizlik içinde azap çekiyor. Allah Allah. Şimdi vahşeti dün anlatmıştım. Safari gibi Afrika'da vahşi olan yere bir şekilde helikopterle atılsan hemen Mustafa timsah saldırsa kaçtın sırtlanlar geldi aslan geldi fil geldi yılan geldi kobra geldi o siyah bir tane var ya kaplanın değişiğini diyorlar. He? Fars. Puma. He puma mı? Puma ha sipsiyah ama zaten tipi şey yani. Gördüğün anda zaten altıya işin ters gider yani onu gördüğün zaman. Şimdi bu o anda var ya o anda hangisini seçeyim ölümden ölümü seçeyim. O andaki haleti ruhiyene şu andaki anladığıma göre vahşet bu. Sonra şimdi kafirin haleti ruhiyesini anlatıyor. Ama nasıl, niye hissetmiyor, niye çıldırmıyor, niye intihar etmiyor? Usta diyor ki, iptal hisnevinden hissetmiyor şu anda. Ama hissedeceği zaman ölüm anı çok dehşetli olacak. Yani dişçi uğraşıyor ya dişe, niye hissetmiyorsun? Uyuşturulmuş. İptal his böyle. Bu adam vahşeti bu hissetmiyor. Sonra meyusiyet. Allah'tan ümitsiz yaşıyor. Ahiretten ümidi yok. Allah kimsenin başını vermesin. En bahtiyar insan kimdi biliyor musun? Allah ve ahiretle ümitli olan. Şimdi düşün Süleyman böyle. Allah'tan ümitliğim var elhamdülillah. Ahirette ümitliyim. Bunun delili nedir biliyor musun? Herkes vicdanına sorsun. Nurullah değil mi? Vicdanına sor. Var değil mi ümit şey Ömer? Çok şükür abi. Çok şükür. Zaten Allah yasaklamış ümitsiz olma. Şu anda ümitliyiz. Çok ümitliyim abi. Elhamdülillah. Şaka geliyor ha. Vahşet, kafir, meyusiyet sonra bir de Allah kimsenin başını vermesin kimsesizlik içinde azap çekiyor. Bunu nerede anlatıyor hatırladınız mı? İkinci dalda anlatıyor. Vahşet, dehşet, kimsesizlik mi? Ha, kimsesizliğin vahşetinden, erva habisantın izacatından, yeisin zulümatından. Okuyayım orayı, doğrusunu okuyayım isterseniz. 24. söz. Hem de diyor ki sayfa 339. Kafirin durumu şöyle. Yeis'in zulümatından. Yeis insana kalbi zulümat yapar. Karanlık aklidir. Zulümat kalbidir. Yeis'in zulümatından. Sonra kimsesizliğin vahşetinden. Başka? Erva-ı Habise'nin izacatından. Erva-ı Habise, kendi ellerimizle işlediğimiz günahların vesveseye ve vehme dönüşmesi bizi duman ediyor. İşte izacat bu. Erva-ı Habise'nin izacatından. Yaptığınız, kendi ellerinizle yaptığınız günahların karşılığıdır diyor.
Erva Akabis'e seyrettiğimiz olumsuz her video, her işte ne varsa, bu Erva Akabis'e var orada, hortlak deniliyor. Hortlakların çıkması. İşte kendi elimizde Erva Akabis'e'nin izacatı, izacat şu, seni rahat bırakmaz. Yakasını sen bırakmadığın için, o seni bırakmaz asla. Bak, ne demek? Erva Akabis'e'nin izacatından 727 sözlerde anlatır Erva Akabis'i. 727, bakın orada atıfı yapmışım. Demek ki yeisin zulümatından bir, kimsesizlik ne demek? Kimsesizlik vahşetinden, işlediğimiz haramlar, yaptığımız haramlardan Erva Akabis'i oluyor. 246 Erva Akabis'i sözlerde de anlatır. Erva Akabis'i'nin izacatından, yakamı bırakmıyor. Kah intiharı getiriyor. Çoğu at onu, çoğu vur onu, at kendin camdan, vur bitsin falan. Bu hep o. Yani gadap, şehvet ve aklın ifrat modları hep bundan. İfrat modu. Karşıyı öldürmek veya kendini öldürmek. Hep Erva Akabis'in izacatından. Kendi elimizde, mealen söylüyorum, başınıza gelen kendi ellerinizde işlediğiniz günahların şeyidir diyor. Bir daha, yeis zulümat verir, kimsesizlik vahşet verir, işlediğimiz günahlar izacatından. Peki nasıl kurtulur? O vahşetin dehşetinden şu şartta kurtulursun diyor. Onun şartı da 340'ta anlatıyor. Bu nasıl kurtulacağız abi? İşte dedik, tamam. 340'yı açacaksın. Konumuz o değil. Abdülkadir, tamam abi. İstersen oku, ister okuma. İhtiyacın varsa okuyacaksın. Sözler 340. Ben söyledim size. Bu benim ihtiyacım. Bu inanın, itimat edin, ben zevk alıyorum bu dersten. İhtiyacım var benim. Tazeleniyorum. El tekrarul ahsen. Tekrar çok iyidir. Ahsendir. Ne kadar? Ve lefkânü 180. 180 defada tekrar ve çok hoş. Ya baksana ya. Sana deseler ki sonsuz cenneti kazandın. Ulan bir defa değil, bin defa söylesinler. Şimdi Müslümana bakalım. Hem vahşet, meyusiyet, kimsesizlik içinde azap çekiyor. Müslüman bakayım kimsesiz mi? Kimsesiz mi? Şu bahtiyar ise vahşete bedel ünsiyet var. Ünsiyet şu arkadaşlar. Bir şeye yapa yapa alışmaya ülfet denilir. İnsanı sıkar, rahatsızdır. Bu ülfet, ünsiyet bu değil. Her beraber oluşta farklı haleti sana yaşatıyor. İman gibi. Buna ünsiyet denilir. Ülfetle karıştırmayın. Ülfet. Bu ünsiyet. Ne? Ünsiyet. Yani düşündükçe, hissettikçe, tarafgirlik oldukça, latifeler uyandıkça her uyanışta zevk alıyoruz. Buna ünsiyet denilir. Kafir vahşet, Müslüman ünsiyet. Kafir yeis, meyus dedi ya, meyus. Müslüman ümit. Müslüman ahiretle ve Allah'la ümitli yaşıyor. Ne olursan ol, sakın ne olursan ol. Haşa, 100.000 defa haşa. Kesecekler biliyorum bu şu tarafımı. Bak başı kesecekler, bak ne diyor diye. Meyhanen dahi olsa, ne kaç tane adam dahi şey yapsan, öldürseniz, sakın Allah'tan ümidini kesme. Hiçbir şekilde Allah'tan ümidini kesme. Çünkü Rabbim Kur'an'ında ancak benden ümidini kafirler keser diyor. Ha, mümin olduğumuzu şey, mümin günahkar olur ama kafir olmaz. Demek ki onların vahşeti bize ünsiyet. Yani ünsiyeti şey yapalım içeride, Allah ile zevk alıyorsun. Çocuk anasını emer gibi zevk alıyorsun. Böyle derslerden zevk alıyorsun. Mesela birbirimizi görünce keyif alıyoruz ya, hani gibi. Böyle gördüğümüz zaman, hangimiz sıkılıyoruz ki birbirimize, o zaman gelmeyiz zaten. Of, bunu görünce keşke görmesin demiyoruz ki, rahat diyoruz değil mi? Oo, neredeyse böyle. Kızsak bile içimizde bir tatlı olur. Minibüsten geliyoruz, servisten bakıyoruz, kızdık ya işte kardeşimiz. Oo vay ya, iyi adam ya, başa bakmayın, kızdım ya. Bir şeyimizi yapamıyoruz, enaniyet gururunu da aşamıyorum. Yoksa ben alttan alamıyorum, yoksa bu adam iyi adam ya. Ya yaşıyoruz. Demek ki onların vahşetine bizde ünsiyet, onların meyusiyetine
yeisine, ümitsizliğine bizde ümit. Onlar kimsesizliğe bedel bizde iştiyak. Kimsesiz değil, arzu ediyoruz. İmam-ı Rabbani orada, Allah Resulü orada, Adem Aleyhisselam orada, İlyas Aleyhisselam orada, Baal Benk tapınağına karşı şeytanın o bir ilah var, Ürdün'le Şam arasında onunla savaşmış İlyas Aleyhisselam. 124 bin peygamber orada. Olan burada bir tane peygamber yok. 124 milyon evliya gene burada da vardır. Son mücedid de gitti. Şahıs itibariyle ama Risale-i Mücedid alam. Şahıs üstad. Hepsi orada. İştiyakın yok mudur diyor. Şimdi bu biz böyle korktuğumuz zaman olan üstad orada ya. Hızır abiye dedim ki, Hızır abi dedim. Hazreti Ali geldi ya, dedi ki 10 gün hadi gidelim dedi. Gündüz geldi ama. Gündüz. Gündüz geldi. Hazreti Ali Fatıma-tı Zehra ile. Hadi Hızır gidelim. Gündüz ha. Pazarı dedi ki halüsinasyon. Tamam kardeş halüsinasyon olsun sen öyle. Hadi Hızır gidelim dedi. Korkuyorum ustadım dedi. Şu imana bak nereye gelmiş ya. Nasıl bir iman ya. Hadi gidelim dedi. Ustadım korkuyorum dedi. Ben İmam Ali, bu da annen dedi Fatıma. Korkuyorum imam dedi. Ki muallak kadermiş yani şimdi anlıyorum. Peki dedi. Öyle ama sana 10 gün daha mühlet. 10 gün sonra geleceksin. Sonra 10 gün yaşıyor. 9 günüm kaldı, 8 günüm kaldı. Nasıl yaşarsın sen? Allah göstermesin abi. Değil mi? Ama zaten deliyim, bir cedeli ölürüm. Ne acayip ama biz böyle olduğumuz için bize gelmiyor. Biz o müjdeye, o hale ruhumuz uygun olsa olurdu. Olmadığımız için o olmuyor. Mesela niye keramet olmuyor? Kendimize mal edeceğimiz için. Bu hale Tızır abi gibi bizde niye olmuyor? Daha ölmeyeceğimiz için inşallah. İnşallah ölmede ne olur? O halete göre olursa olur. Şimdi adam nasıl yaşadı? Bunu nereye getirecektim? 10 gün kalsa ömrünüz nasıl yaşardınız? Neyi değiştirirdiniz hayatınızdan? Neyi kaldırırdınız? Neyi koyardınız? O hiçbir şey yapmadı. Çünkü öyle yaşadı. Onun için geldiler. Ben en çok merak ettim o. Hızır abi dedim son bir gün mü ne kadar? Hayatında neyi çıkarttı? Neyi ekledi? Biz böyle yaşadık Hasan'ım. Ha ne diyeceğim, geleceğim. Hasan, hakkını helal et. Ha? Telefonla. Ben gideyim ki sizi karşılayacağım. Niçin söyledim burada? Onlar kimsesiz. O, biz ise kimsesizlerin kimsesi var Allah. Herkesin, her şeyin sahibi. İştiyak ediyoruz. İştiyakla ona gitmek istiyoruz. Sahibimize. Ona dönme iştiyakın yok mudur diyor. Demek ki onların vahşetine mukabil bizde ünsiyet, onlar meyusiyetine mukabil bizde ümit, onlar kimsesizle mukabil bizde iştiyak. Arzu ediyoruz. Allah'a kavuşmak istiyoruz. Allah'a kavuşuyoruz. Selada okunmuyor mu? Esselatu ve selamu aleyk. Allah'ın gadabına koştu demiyor ki. Allah'ın rahmetine kavuştu. İçinde telezzüz ediyor. Ne kadar saat oldu? Akşama ne kadar var? 22 dakika falan var. 22 dakika. Bir iki tane de okuyayım. Şimdi sol levhayı okuyalım yine. Nasıl güzel gidiyor inşallah. Çok şükür ya. İyi ki var. Oh. En azından haşa 100 bin defa haşa Hazreti Ali dediği gibi ya abi ya da ahiret olmasa bile ben dünyada rahat yaşıyorum. Yani böyle inandığım için, böyle inanmaya çalıştığım için dünyada da rahat ediyorum. Çok şükür. Mesela bazen Süleyman'ın pıt 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 kalbim vurduğu zaman vurur o içe, ritimle alakalı korkma. Vurduğu zaman aa gidiyoruz dedi. Geliyoruz ya. Bizim bir tane Rizeli var.
Muharrem böyle. Söz ilk defa uçağa biniyor. Benle denk geldi. Getirdi yani uçaktan kopuyor. Türbülansa girdi. Dün uçağı anlattım. Türbülansa şey yapınca biraz uzun sürünce celiyoruz galiba ya Rabbi. Ama ciddi ciddi ya böyle koltuk falan. Celiyoruz galiba ya Rabbi. Geliyorum. Şimdi böyle bir arzu içinde olmak. Bir de öleceğim. Aha kavuşacağım. Bakın. Aha ölüyorum. Aha teris oluyor. Allah böyle nasip etsin ya. Başka? O bedbaht kendini vahşi canavarların hücumuna maruz bir mahpus hükmünde görüyor. Yani bir mahpusuz demir parmaklıklara, etrafımızı her tür hayvan sarmış. Kapılar açıldı mı dört parça, dört yönden? Hangisi nereden parçalayacak? Ama bu kesin. Hayal yerlerinde sırttan yapar. Aslan boğazından parçalayacak. Timsah da tuttuğu yerden yutacak. Şimdi bak ne diyor? Diyor ki kendini vahşi canavarların hücumuna maruz bir mahpus. Şu anda bedende hapisim. Dünyada hapisim. Dünyada bir şey değil ki. Bedende hapis. Herkes hisseder burada olduğunu. Hissediyor. Hiçbir zaman alışamadı ki ne bedene ne dünyaya. Peki Müslüman nasıl görüyor? Şu bahtiyar ise bir aziz misafirdir ki misafiri olduğu mihmandarı Kerim'in acip hizmetkarları ile ünsiyet edip eğleniyor. Ben bu çok hoşuma gidiyor burası da. Ben misafirim. Misafir, mihmandarı Kerim kim? Ev sahibine göre hareket eder. Vallahi biz Haç'tan dönerken Sivas'tan geçiyorduk gece. Rize'ye gidiyorduk, kafileye götürüyorduk. Bir arabaydı taksi. Kıştı. Aks çıktı. Uzaktan bir köy vardı. Böyle ufak lambalar gözüküyordu. O kadar uzak. Dize kadar kar vardı. O köye sığındık. Meğer Çerkezmiş o köy. Allah onları aziz etsin inşallah. Ama o adamları aziz etsin. Gittik camiye. Tamam. Aldılar bizi bölüştüler eve. Benim düştüğüm evde bir yaşlı adam vardı. Yani o zaman bize göre 60 yaşlarında bir de karısı vardı. Bizi odaya yatırdı. Kapıyı kapatırken şöyle dedi. Biz dedi Çerkeziz dedi. Bak yatağa. Sizin dedi canınız, malınız, namusunuz bize emanettir. Biz de kalkmadıkça sizden kalkmaz dedi. Rahat yatını kapattı. Müslümanı görüyor musun? Şimdi niye söyledim? Misafir, ev sahibi var. Mihmandar-ı Kerim. Şimdi biz neredeyiz? Misafirhanedeyiz. Kimin misafiriyiz? Allah'ın misafiriyiz. Ya misafire nasıl davranılacağını dinimiz söylemiyor mu? Dinin sahibi bu değil mi? Bize diyor ki misafire şöyle davranın, aynı zamanda bize öğretirken kendisinin misafiriyiz. Görüyor musun bak? İşin garip tarafını görüyor musun? Misafire şöyle davranın. Giydiğinizden giydirin. Yediğinizden verin. Değil mi? Koruyun. Allah'ın emanetidir size. Ödemiyor mu eşiniz de öyle? Bunu söylerken biz onun misafiriyiz. Peki ne yapar Allah? Kendini vahşi canavarlar hücumuna maruz bir mahpus hükmünde nerede? Şu bahtiyar, şu aziz bir misafirdir ki misafir olduğu mihmandar-ı Kerim'in acip hizmetkarları ile ünsiyet edip eğleniyor. Yani bunlar hep hizmetkarları. Şu anda canımı tutan Azrail'dir. Aklımı tutan Cebrail'dir. Şu anda nefsimi tutan burada ayakta tutan Mikail'dir. Hayatımı burada tutan İsrafil'dir. Zahirde Azrail dışarıda gidip gelecek canımı alacak. Batın manası Azrail burada çekip gidecek. Zaten burada. Sır burada. Azrail gelmeyecek zaten burada. Bir şey gelmeyecek. Sureti doğru. Azrail gelecek. Tamam mı? Alacak canımızı götürecek. Oysa dört meleğin hakikatleri bende. Ve ruhumu burada tutan Azrail, aklımı burada tutan Cebrail, beşeriyetimi burada tutan Mikail, hayatımı burada tutan İsrafil. Burada zaten. Vefat anda çekip gideceğiz hepimiz.
Onlarla beraber benim. Meleklerim niye iman ettik? İşte bu. Melekleri diyor ki herkesi korkutan Azrail'i zikretmek diyor. Korkuturken diyor 11. meselede şu alarda ben Azrail'i deyince keyif aldım diyor. Çünkü insan en kutsi emaneti ruhudur. En kutsi emaneti namusu gibi ruhudur. Kime teslim edersin? En güvenilir. Allah da en şeyine verdi. Sen al bu ruhu. Ne acayip değil mi? O kadar şefkatli ki. Ya Rabbi diyor. Azap ayetlerini getiren Cebrail aleyhisselam demedi de canımızı alacak Azrail aleyhisselam dedi ki ya Rabbi senin kulların canını alırken bana küsecekler. Merak etme diyor. Şefkate bak. Merak etme diyor. Senin de kullarımın arasında seni hatırlatmayacak kanser, bela, hastalık, korona, morona, corona, moronayı koyacağım. Hiç kimse hatırlamayacak. Ondan sonra Cenab-ı Hak kendine diyor ki nasıl ki Azrail ile sizin aranızda hastalıklar bahane, Azrail de bahane. Yani ben yapıyorum. Canınızı hastalıkla, Azrail ile değil, bunlar hepsi ismi, esas benim. İşin sahibi benim. Ha? Ah. Demek ki mihmandar-ı kerimi biz misafiriz. Sonra ötekisine misafir olduğu Kerim'in aziz hizmetkarlarına ünsiyet edip eğleniyor. Şimdi bedbaht sol levaya bakalım tekrar. Şu bedbaht zahiren leziz, manen zehirli yemişleri yemekle azabını tacil ediyor. Yani yeme bunları. Yani içki içtiğin zaman, o haram şeyleri yediğin zaman insan o anda varsa vicdan rahatsız ediyor biliyor musun? Onun delili şu, sizin yaşadığınızı, ben yaşadığımı. Haram işlerken bile, haram işlersiniz ama işlerken bile hem lezzet hem elem karışımı olur. Bende de oluyor da ondan biliyorum seni. Bak bir haram bir şey işlerken, haram bir şeyi seyrederken, haram bir şeyi dinlerken lezzetle beraber elem alıyoruz biliyor musun? Bu haramdır ha. Öyle tam lezzet alamıyoruz. Kafir menus böyle bir lezzet alır. Böyle. Burada yediğin sözde de söylüyor. Menüs bir lezzet alır. Sen onun kadar alamazsın. İşte bunun da durumu öyle. Zahiren yemişleri yiyor ama varsa kalbi, vicdan, aklı o anda yaparken bir şeyi Allahu Ekber, Allahu Ekber diye bir ezanla patlasa ulan ya. Elem alıyor. Peki diğeri ne? Zira o meyveler bedbahtı söyledim. Zira o meyveler nümunelerdir. Tatmaya izin var. Ta asıllarına talip olup müşteri olsun. Yoksa hayvan gibi yutmaya izin yoktur. Şu bahtiyar ise ne yapar? Tadar elmayı, armutu. Dünyadaki meşru olan şeyi bak tadar. Ne olursa işi anlar. Ha bu lezzet Lüminedir. Burası için değil. Bu başka sır var burada. Mesela dün mesela bende oldu burada Polatlı'da. Gece yatarken gidip geliyorum dedim yani. Ömrümüz geçti değil mi? 90 çok şükür buralarda. Ondan dedim ya hakikaten bu beden, bu ruh, bu meşguliyet burası için olmaz ya. Mesela bir tane tıptan söyleyeyim doktora. İlkokul 5 sene. Ortaokul 3 sene, 3 sene lise, 4 diyelim şimdi. 6 sene tıp mı? Kaç sene uzmanlık? 4 sene. Bitti mi abiler bu kadar? Bu kadar maraton koşusu oldu mu? Hastanede odadasın. Sıradaki gelsin. Öksür. İn kalk. Olmadı mı? Hadi git. Sıradaki gelsin. 8.30 veya 8'de 5'e kadar. Yani bu ilim bunun için olmaz ya. Eğer namaz kılarsa bunlar hepsi ibadet oluyor. Yani bu hayat bu dünya için olmuyor, sığmıyor. Yani burada başka bir gaye var ya. Müslüman tadar, işi anlar, yemesini tehir eder. Yani iştahları var ya bazı böyle doymaz, mümkün değil, doyamazsın. Çünkü yok yani bu. Doyma yeri değil çünkü. Arzularımızı, isteklerimizi erteleme ve ötelemeyi becerir. Aslını
İntizar ile telezzüz eder. Allah bana aslını verecek. Aslını beklemekten telezzüz ediyor. Hastanede canım sıkıldı, 100 kişi var önümde. 10 kişi, 2 kişi, 2, 1 kişi olunca bütün yorgunluğun gitti. Ben gireceğim işte. Şimdi iman da merak etmeyin. Ölümünüze yakın tarihlerde, günler, haftaya ustad diyor. Ölüm sevdirilir. Biliyor musunuz? Bazı Müslümanın deprem anda depremi hissetmemesi gibi. Hissetmiyor. Ölüm sevdiriliyor. O kadar kendisine yakın hissediyor ki, ha geçtim, ha geçtim, ha geçtim, ha tak tak. Şimdi biz bu tarafta olduğumuz için ölüm bize şey geliyor, garip geliyor. Demek ki Müslüman işi anlar, yemesini tehir eder, o bazıları yenmemesi gerektiğini. Tamam, orada yapacağız bunları. Cinsellik mesela. İntizar eder. İntizardan telezzüz eder. Ne yapar? İntizar ile telezzüz eder. Beklenti içinde olur. Böyle giriyor kabre. Yapmadım ya Rabbi bunu senin için, zinayı. Ya Rabbi bunu senin için yemedim. Ya Rabbi senin için bakmadım. Ya Rabbi senin için gitmedim. Ya Rabbi senin için yapmadım. İntizar ile telezzüz eder. Asıllarını, bunların, o yapmadıklarımın asılları var. Onların asıllarını bekliyor. İntizar ile, yani beklemede, bekleme moduna girerek telezzüz eder. Son şeyimiz, hem o bedbaht kendi kendine zulmetmiş. Arkadaşlar, aklın aklına bela olmuşsa, kendinden kendin kaçıyorsan, kendinle tanışmıyorsan, sen senden lezzet alamıyorsan, sen sana yatırım yapmıyorsak kendi kendine zulmetmiş. Gündüz gibi güzel bir hakikati, şu kainattaki gelişimizi, parlak bir vaziyeti, basiretsizliğiyle kendisine müzlim, zulümatlı bir evham, bir cehennem şekline getirmiş dünya hayatını. Bir de okuyayım tek tek. Kendi kendine zulmetmiş. Gündüz gibi güzel bir hakikati ve parlak bir vaziyeti, basiretsizliği ile kendisine müzlim, zulümatlı ve zulümatlı bir evham, bir cehennem şekline getirmiş. Ne şefkata mustahattır, ne de kimseden şekvaya hakkı vardır. Ya, errazi bir zararı lan üzeri, le, değil mi? Zarara bilerek, severek, razı olan, razı olup girene, ona şefkat edip lehine bakılmaz. Bir daha okuyorum, kesiyorum, bitti. Kendi kendine zulmetmiş, kimse sana bir şey yapmamış. Kendi kendine zulmeder. Aklım aklıma bela olmuş. İnsan günahlarla lezzet almak için yapmaz. Kendisinden kaçmak için yapar. Sefaat kaçıştır. Kaçıştır. Gündüz gibi bir hakikati, bu kadar acayip bir dünya. Geçiyor. Mesela 91'den beri ben Polatlı'dayım. Nesi değişmiş? Bak ne değişti biliyor musun? Bak, gündüz gibi bir hakikate bakın. Güneş mi vurdu? Polatlı'da gündüz. Güneş çekildi gece. Aynı yere aynı güneş vurdu. 11. Tarih 11. Karanlık oldu. Bir daha başka zaman karanlık oldu. Bir daha vurdu 12. Tarih, saat ne değişti ki? Güneş vuruyor, sönüyor. Vuruyor, sönüyor, tarih geçiyor. Nasıl aldanıyoruz görüyor musun? Aynı Polatlı'ya güneş vuruyor, tarih 10. Sönüyor. İşte sonra bir daha vuruyor. 11 bugün ayın. Sönüyor. Bir daha vuruyor. Ayın 17'si. Bir daha vuruyor. Ayın otu bu ay çıktı. Değişin ne? Bir de baktık beyaz bir şey indi. Kış. Bir de baktık. Esselatu ve selamu aleyk. Bu işte. Aynı yer. O kadar aldanıyoruz. Bir şey geçti yok. Aynı yerdeyiz. Değişen sensin. Ya dibe ya yukarıya. Hiçbir şey değişmiyor. Aynı yerdeyiz. İşte gündüz gibi güzel bir hakikati, parlak bir vaziyeti, anlayışsızlığıyla, basiretsizliğiyle kendisine müzlim, yani kalbini sıkan, zulümatlı evham, zulümatlı bir evham,
yani olumsuz düşüncelere iti verdi. Yani o filmleri seyrettikten sonra, o polisiye filmleri, o bilmem korku filmleri, o bilmem ne filmleri kapattıktan sonra onun tesirinde kalmayacağını mı zannediyoruz? Ne diyor? Zulümatlı bir havam. Kapatınca o filmle sana bedava verenler, o neyi kastediyorsa sende aktif olacak o. O ne yapar? Niçin söyledim? Zulümatlı bir havam. Sonra ne yapar? Ruhuna bir cehennem şeklini getirmiş. İçsel alem cehennem. Ne sorarsa sorsunlar gençler. Abi sıkıntısı varsa videolardan uzak duracak, o kadar. Başka bir şey. Canım sıkılıyor. Film videolardan uzak duracaksın. Abi kendimi kötü hissediyorum. Kötü düşünceler geliyor. Videolardan uzak olacaksın. Hepsinin cevabı aynıdır. Bazı arkadaşlar gelmek istiyor. Belki de canlı yayında da var. Bugün birisi tabii kızmıştır. Kızdı. Belki de üzülerek kapattı. Abi gelmek istiyorum yanına. Yok gelme kardeşim, ben ders çalışacağım. Ne yapacaksın? Videolardan uzak dur diyeceğim. İslam'ı yaşa. İslam'ı yaşa. Efendim okunsan. Okunsan diyelim ki sende mahluk var. Cin gitse bile gene gelir. İslamsız huzur olsaydı İslam'ın gelişinin mantığı olmazdı. İslamsız huzur yok. Gitse bile gene gelir. Niçin? İslam yaşanmadıkça erva habisenin hedefisi. İslam yaşanmak için yaşadı. Çünkü huzurlu ve mutlu olanlar tesadüfen olmamıştır. Tercihtir bu. Doğru yaş, doğru yerde, doğru insanlarla, doğru zamanda doğru iş yapacağız. Şimdi sabah namazı kılınmaz. Polat'ta şimdi akşam kılacağız. Okundu mu abiler? Az kal. Doğru zamanda akşam namazı, şimdi sabah kılınmaz. Doğru yer, mescitler, doğru insanlarla, haydutlarla değil, müzikle, eşkinliğinde değil. Bak, hani İslamsız insan mutlu olsaydı, İslam'ın gelişinin mantığı olmazdı. İslamsız oluyorsa, İslam niye gelmiş ki? Ya kardeşim, kafanızdan çıkarın bunu. Beni bir hoca okusa, bunu okusa, cinlerden hemen kurtulurum, rahat ederim. Böyle bir dünya yok. Allah Resulü bir defa sıkıntısız günü, bir defa karnı doyduğu, bir defa uykusunu aldığı yok. Ama o mukaddes çileydi. Bu ruhani vehim ve vesvese arkadaşlar yaşanmakla gider. Diyelim ki en harika bir kutbul azam gelse, seni kurtarsa, çıkartsa, o sıkıntıdan, cinler, her şeyden sudan çıkmış gibi koysa, birkaç gün sonra sana gelecek yine. Şeytanın işi bu. Vehmin işi bu. Yani şeytan gelmeyecek. İslam yaşanmadıkça, namaz kılmadıkça, faizlerden uzak durmadıkça, helal yemedikçe, videolardan uzak olmadıkça, hele videolar evamın sebebidir. Amel, haram yapmanın bedeli vesvesedir. Evam nedir? Vehim, düşünce, filmlerden, haram şeylerdir, görsellerden giriyor. Yani şu kafadan giriyor. Kulaktan, burundan giriyor. Vesvese kalbidir, eylemseldir. Doğru tarafkirliğimiz yoksa, İslam düşmanlarına tarafkir olmayacaksın ve yaşayacaksın. İki şey kalp. Vesveseden kurtulur. Vesvese risalesinde söylüyorum. Doğru yaşantı, doğru tarafkirlik. El hubbu fillah ve el buzu fillah. Kafirlerle beraber olmayacaksın. İslam düşmanlarıyla beraber olmayacaksın. Ne olursa olsun. Sonra doğru yaşayacağız, vesveseden kurtulursun. Eğer gözden, kulakla harama muhatap olmasak, yani bunlar videolardır, evham olmaz. A sana okumak. Ki gelse ne olur büyük evliya? Seni çıkarsa gene olacaksın. O zaman yaşayacaksın. La kardeşim, ben cüzüm okuyacağım. Sen de haramı da işleyeceksin. Benim gibi de mutlu olacaksın. Böyle bir adaletsizlik olur mu? Böyle bir şey olur mu? Peki diyeceksin, kafirler niye ha hu? Onlara ilişilmiyor. Niye? Dünya sicinül mümin ve cennetül kafir. Kafirin cehennemine göre dünyaya ilişilmeyecek. Cenneti gibidir. Cehennem ebedi kalacağı için. Müslüman cennetine göre cennete girecek. Dünya cehennemi gibidir. Ama gene ondan daha iyi yaşıyor. Niye? Gidecek olduğu cennete göre dünya cehennemdir Müslümanın. Cehennemine göre. Ama Müslüman ruhen daha iyidir. Ona niçin ilişilmiyor? Şeytan ne yapacak? Niye vesvese versin? Zaten istediği gibi yaşıyor.
Ne yapacak yani? Arkadaşlar, evham vesaire onlarda başka var. İşte onlardan yeis, ümitsizlik, ejderha, onların vehim ve vesvesesi sana benzemez. Sen ölüm korkusu, şunlar bunlar geliyor. O öyle değil. Saydım işte sol taraf. O ejderha ağzına giriyor, ümitsizlik, kimsesizlik falan. Neler işte okuduk. Onlar böyle yaşıyor. Müslüman da böyle yaşayacak. Akşam okundu galiba. Allah iki günümüzü, iki dünyamızı, iki günümüzü, iki dünyamızı aziz eylesin. Hizmet-i imaniye, Kur'aniye'de daim kayım sahim eylesin. Doğru yaşayanlardan, doğru muhatap-ı ilahi olanlardan, doğru hak ve hakikati seçebilenlerden eylesin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın şefaatine mazhar eylesin. Ya Rabbel alemin. Hizmet-i imaniyeden hasıl olan iştirak-ı amali uhreviyeden hissemizi ziyade ile ya Rabbel alemin iştirak-ı amali uhreviyeden hasıl olan bu şahsi manevinin himmetini üzerimizden kaldırma ya Rabbi. Allah'ım bizi bize bırakma. Biz bizi unuttuğumuz zaman, biz bizi unuttuğumuz zaman sen bizi unutma. Ya Rabbi, çünkü sen Allah'sın. Ben kulum. Sen Halik'sin. Ben mahlukum ya Rab. Ben kendimi idare edemem. Sen beni yaratmışsın. Ben yaratılmışım. Ben senden talep ediyorum. Affı talep ediyorum. Rahmetini talep ediyorum. Bunu bana ettiren şu anda ve amin diyenler de ettiren, bunu, size de bu haleti veren Allah'tır. Esma-i İlahiyedir. Bize bu haleti veren Esma-i Şefaatçi yapıyoruz. Bu Esma'nın hürmetine talep ediyoruz rahmetini. Bize nasip eyle. Allah'lığını hatırlayalım. Ey Musa'nın Rabbi, bizi Müslümanları affeyle, bizi sevenleri affeyle, Müslümanları affeyle, nur talebelerini affeyle ya Rabbel Alemin, evlad-ı yârlerini de affeyle, usul ve furularını, kabirde olanlar dostlarında. Allah'ım senin rahmetin çok büyük Allah. Affet ya, senin için hiçbir güç yok. Bu dersin hürmetine, Risale'nin şahsı manevisinin hürmetine, sana iman edenlerin hürmetine, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın senin yanındaki hürmetine, İsa Aleyhisselam'ın imanının hürmetine ya Rab. Amin. El-Fatiha. Allahümme selam aleyhi ve sellem.